Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde Çiçek Alanı Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Murtaza Osanç ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan artık genç muhtarımız. Kaç yaşındayız efendim? 31. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz öncelikle muhtarlığınız. Evet. Bu dönem gerçekten ben bütün vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hep genç arkadaşlarımıza muhtar seçtiler, yöneldiler. Doğru mu efendim? Evet. Çünkü bir enerji var, bir hizmet aşkı var, bir eser bırakabilirim sevdası var. Doğru mu muhtarım? Evet. Evet. Çiçek alanı kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar muhtarım? Ya çiçek alan 40-45 hane, işte 110-120 civarı bir nüfusu var. Evet, seçmenimiz ne kadar? 79 seçmeni var, 10-20 tanesi zaten Avrupa'da yaşıyor. Evet. Bazıları geliyor seçim zamanı, bazıları tabii gelemiyor. Avrupa'da yaşayan çiçek alan vatandaşlarına da selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Çok burada güzel genç bir arkadaş muhtar seçmişler, inşallah bu mahallenin kaderi değişecek diyor. Tabii. Doğru mu? Nene yani, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Otur. Muhtarıma yakın otur şöyle. Evet. Evet şimdi. İsim ne efendim? Döne. Besu. Döne Besu. Döne teyze. Benim kaynananın adı da Döne. Buyur. Sağ olun. Selamlarımızı iletiyor. Evet Döne teyze, kaç yaşındayız? 76. 76 yaşında maşallah. Allah sağlık sağlık uzun ömür versin. Daha yaşında bir şey yok. Türkiye'nin en yaşlı bayanını da yükledim. 2014'te 2111 yaşındaydı. Şimdi 116 yaşına girdi. Bu muhtarımız seçiminde oy kullandı. Hürriyet gazetesi oraya bir muhabir göndermişti. Bizim haberimizden görmüş. Oy kullandı yani. Daha yaşında bir şey yok yani. Ben sana söyleyeyim. 116 yaşında. Benim babam rahmetlinin halası da 104 yaşında. Şimdi köyde yaşıyor yani. Evet. Yaşında bir şey yok. Onun için ne yapacaksın? Sağlıklı besleneceksin. Sağlık yok. Sağlık bir sene gitti. Nasıl ki? Nereye gitti? Ben kalp krizi geçirdim. Neden? Köy hizmet almadı, ondan mı geçirdin kalp krizi? Sıkıntı aldı. Sıkıntı mı aldı? Yani yolun mu bozuk? Yol mu bozuk? Ne bozuk? Ne bileyim işte, bizde biri kriz beni tuttu, şar! Düştün evet. Yere. Allah sağlık versin. Evet muhtarım, yolunuz belli bir yere kadar sıcak asfalt yapılmış. Doğru mu? Tabii belli bir yere, Kartalkaya barajından. Barajından? Bulvarından, Çamlıca köyüne kadar. Evet. Çukurumuz çok. Evet. Şarampoller yok. Köyümüze yardım edin. Yardım fakirlere. Fakirlere? Tabii. Tamam onun sesini duyuracağız. Benim gibi aylığım yok. Her Ramazan oldu aylık yok. Yok mu? Emekliliği yok mu? Yok yok ben değilim. Buyurun gelin teşekkür ederiz. Şöyle oturun arkadaşlar. Kurbanım sana ben sana söyleyeyim de. 65 yaşında aylığı alıyor muhtarım. Yok aylık yok. Dur aylık bana verdi. Emekli misin? Dül aylık yan sana göstereyim söyleyeyim de. Dül aylık bana verdi. İki ayda 1500. Ondan sonra ben... Abi yaşlılık aylığı alıyor o zaman. Ben yaşlılık aylığı yazıldı da. Dül aylığı alıyor yani. Koca rahmetli oldu, dül aylığı alıyor. Dül aylığı oldum, ben yaşlılığa geçtim. İşte 3 ay oldu, daha vermedi. Şimdi karşılık yok, bir şey yok ki ben pazarcığa gideyim. Çocuk var mı çocuk? Sana çocuk var, el ne yapacak? Kim bakıyor sana? Çocuklar bakıyorlar, çocuklar. Kim bakıyor? Burada var mı çocuk? Kimin yanında kalıyor? Yok, yok. Kimse yok. Allah var yanımda. Allah var yanımda, evet. İşte o yeter bize, Allah yeter. Evet muhtarım, bu işte köyde biz daha önceden de araştırmacı gazeteci olarak arkadaşlar, biz 2012 yılın 12 Şubat'ta bu gazetemizin yayın hayatına girdi. O zaman muhtarların sesini duyuran bir mecbua yoktu böyle. İşte biz bunu ne yapıyoruz? Röportajları da canlı olarak sosyal medyada yayınlıyoruz. Bu nenemin sesini tüm dünyaya duyuruyoruz. Evet. Ama biz işte diyoruz, her zaman diyorduk ki muhtarlarımıza, köyde yaşlı olan, kimsesi olmayan, düşkün olan insanlara da muhtarlar öncülüğünde, ihtiyar heyetinin öncülüğünde köyün ileri gelenlerinden, zenginlerinden belli bir miktar toplayarak bunlara yardım edilmesini hep istedik. Bilginiz olsun. Evet. Sağ ol teyze, nasılsın, iyi misin? Benim. Bak şeker sen gibi nasıl? Bir teyzem geldi, buyur. Uykurum sana. Evet, senin adın ne? Besi Balan. Yeter demek Besi. Yani bu hep kız olmuş, yeter demişler oğlan olsun diye. Besi yeter. Değil mi efendim? Evet. Besi teyze, sen 80'dan fazlasın maşallah değil mi? 90 var 90. Var mı 90? Var. Ben bilmiyorum. Evet. Var. Evet muhtarım. Yani bu şu demek arkadaşlar, çiçek alanı, temiz havası, güzel insanlarla meşhur olan bir köyümüz. Neden? İşte bak yaşlı insanlar yaşıyor.
Biz her zaman söylüyoruz, o Faika Söker de Türkiye'nin en yaşlı bayanı, internette girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Faika Söker. Bu yeni miktar oldu sana Selim, yeni oldu. Fakirdir, ev yok, bakı yok, biraz yardım edin. Ne olur yani? Devlet şey yapıyor, bir dakika ona geleceğiz. Benim sana. Ya, evet muhtarım. İşte ya, normal muhtarım bunlar. Yani, tabii canım. Evet, köylümüzün, biz köylümüz doğal olsun diyoruz evet. Arkadaşlar. Biz zaten araştırmacı gazeteci olarak neden başarılı olduk? Köylünün sesini tam mahallinden olduğu gibi yansıtıyoruz. Evet. Hiç sansür uygulamadan. Evet. Evet. Efendim, altyapısı kanalizasyonu yapıldı mı? Yok. Yapılmadı. Yapılmadı. Arkadaşlar işte bak dün de dedim çok sıcaktı. Antep tarafından döndük geldik çünkü bayılacaktım neredeyse. Bir muhtara dedim ki Allah'ın için, Allah için dedim ya klima var mı hemen aç dedim. Böyle kendimizi içeri zor attık. Çok sıcak bayılıyordum. Tansiyon hastasıyım. Arkadaşlar bir tane altyapısız köy kalmamış. Aa şu yanı başında Kahramanmaraş'ın kilis var. Orada da bütün köylerin altyapı kanalizasyonu yapılmış. Ya pazarcığın mahalleye dönüşen çiçek alanında neden altyapı kanalizasyon yapılmamış? Kaski'ye buradan soruyorum arkadaşlar. Neden yapılmamış? 45 hane var dedi muhtarım burada. Doğru mu? Evet. Nüfus 110. 110 diyelim. Evet. 79 seçmen var. Evet. Arkadaşlar yani Sivas'ı ziyaret ettim. 10 hane yaşıyor. Altyapısı yapılmış dağın tepesinde arkadaşlar. Evet. İç Anadolu bölgesinde. Ama burası mahalle oldu. Orası köy daha oralar. Köy. Mutlak bir artık köylümüz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmalı arkadaşlar. Burası köy de değil mahalle. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisidir demiş. Doğru mu efendim? Evet. Efendiye yakışır hizmetler artık buralara yapılmalı. Biz buralar kırsal mahalleler diyoruz arkadaşlar. Hani köy ismini değiştirdik ama hiç değişenmiş olmamış. Doğru mu efendim? Mahalle olmuş köydü. Çiçek alanı köyüydü. Çiçek alanı mahallesi oldu. Parke taşı döşenmiş mi sokaklara hiç muhtarım? Yok. Hiç mi döşenmedi? Hiç döşenmedi. Geçen dedim ya muhtara. Köyün içinde tozdan geçemiyoruz. Dedim ya bir tane de parke taşı yok. Ya dedi ya bir tane bir kere parke taşı vurursan kafamı kırdım. Ben bir daha söyleyeyim kurban. Baksana Ceyran bu sene geldi köy eşyalar yandı. Elektrik kesiliyor. Yüksek akım yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Evet. Evlerin makineleri yanıyor. Elektrik. O zaman bir hafta içerisinde müracaat etmeniz lazım. Müracaatımızı yaptık. Daha mağduriyetler giderilmedi. Sana söyleyeyim. Arkadaşlar bu önemli arkadaşlar. Buzdolabım gitti. 600 motor yandı. Ben çamaşır yetişince elbisem git. Elde yıkıyor değil mi? Gel sana göstereyim ben. Yapamam, ben hastayım, yapamam. Evet, İnan ha, anladım. İster on çocuk anladım. Olsun, kurbanım sana, çocuklar sağ olsun. Enerji Bakanı olsun. Fatih Dönmez Bakanımıza sesleniyoruz. Burada elektrik sık sık kesilmesinden, kesilmesinden dolayı, bak vatandaşımız nenemiz 76 yaşında, çamaşır makinesinin dolabıya, motoru yanmış, bulaşık makinesi. Kurbanım sana, bilmem. Sayın Bakanımızdan bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Artık önceden elektrik sadece bir lamba vardı. Şimdi evlerde klima var, bulaşık, çamaşır, her şey var. Kaldırmıyor. Doğru mu muhtar? Evet. Çocuk parkı var mı muhtar? Yok. Evet. Çocuk parkımız da yok. Spor herhangi bir. Evet. Muhtarımın annesi neydi efendim? Muhtar annesi Elif. Elif teyze evet. Elif ismini de sever işte. Geçen canlı yayında bir çocuğa Elif Naz ismini koyduk. Allah uzun ömür versin inşallah. Evet Elif teyze sen ne istiyorsun? Bu aslan parçası gibi bir evlat geliştirmişsin. Aha evi bile yardım edin, yardım edin. Anladım. Fakirdir evi yapsın. Teyze bir dakika ben konuşurken sen dikkat edersen. Ben konuşurken bir kişi konuşurken. O da demiyor, demiyor. İyi de yani. Köyün ne sakatısı Elif teyze. Evet. Bir bayan olarak önceliğin neye verilmesini istiyorsun? Bayan olarak efendim. Elif teyze. Ne istiyorum işte? Köyümüze hizmet istiyorsun. Başka ne olur? Hizmet, eksik hizmetler istiyor. Yani altyapı yapılmalı, sokaklara parke taşı döşenmeli. Evet. Az önce muhtarıma izlettim yakından. Adıyaman Gölbaşı. Pazarcık'tan sonra 3 köy yolu topraktı. Asfaltlanmasını sağladık. Doğru mu? Muhtarlar asfalt üzerinde şey yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde en yakın olduğu için buradan örnek gösteriyorum arkadaşlar. Yani burada hizmette unutulan bir mahalle var. Çiçek Alanı Mahallesi. Genç ve dinamik muhtarımız Murtaza Assanç. O Sanç. Değil mi efendim? Evet. O Sanç seçilmiş muhtarımın bu eksik olan iki önemli hizmetinin öncelikle yapılmasını istiyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Muhtarım yapıldığında da bizi davet edeceksin. Yakınız biz buraya iki saatte ulaşırız Allah'ın izniyle. Evet. O zaman da hizmeti çekeceğiz. Tabii tabii. Öncelikle biz mutlaka yapıldığı biz, zaman da çekeceğiz. Bunlar evet. Yapıldığı zaman da biz mutlaka muhtarımın eseri olsun diyoruz burada arkadaşlar. Evet.
İşte evet. Gördünüz köylümüz kendi yağıyla kavruluyor arkadaşlar. Değil mi efendim? Hanımefendiye de kısa bir söz hakkı verelim. İsim ne efendim? Fidan Bal. Fidan? Ben Tenterli köyünde oturuyorum. Tenterli'den. Sizin evet. Muhtarla da röportaj yapmıştım önceden. Teşekkür ederiz. Evet Muhtarım ekleyeceğimiz başka önemli konu var mı efendim? Ya başka önemli konu tabii yani. Şimdi bizim elektrik dediğim gibi elektrik tesisatı. Önemli. Elektrik tesisatı çok eski. 80'lerde falan çekti. Aynen direkler artık yani. 78-80'lerden. Evet yani bunlar artık eskimiş. Artık bunlar yıkılıyor yani. Evet. Yerinde durmuyor. Evet. Bunların yenilenmesini istiyor, talep ediyoruz. Evet. Ondan sonra yani ana yolumuz tabii iyi değil. Ana yol bozuk, onu ben yayınlayacağım. Çamlıca köyüne sonra... kadar. Yarbaşı köyüne kadar asfaltlama yapıldı. O yol ayrımından, yol ayrımından sonra öldü. Yol ayrımından sonra bırakıldı. Evet. Sati yani kaplamanın üstüne öyle sıcak asfalt yapmışlar, evet, o da ince olduğu için kalkmış arkadaşlar. Bunun devam edilmesini istiyoruz, bunun yapılmasını istiyoruz. Yani dediğimiz gibi çocuk parkımız yok. Evet. Yani eksiklerimiz çok. Mesela mezarlığımızın da yani bir... İHAT'a duvarı mı yok? Duvarı da yok. Hem teli yok. Teli yok. Evet. İHAT'a duvar yok. İşte çevre koruması aynen. Diyoruz yıkılıyor ona. Yıkılıyor zaten. Duvar hep yıkılıyor. Yola evet. Her sene krederle orayı düzelttiriyoruz. Temizlettiriyoruz yani. Evet. Artık... Arkadaşlar hepimizin gideceği yerler mezarlıklar. Bu dünyaya geldik. Evet. Vakti zamanda olduğunda göçüp gideceğiz. Onun için mutlak bu mezarlıklara gereken önlemler verilmeli. Kahramanmaraş'ta Mezarlıklar Müdürlüğü var biliyorsun o arkadaşımıza da buradan evet. Sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Mezarlıklar yani muhtarın müracaat etmesine gerek kalmadan birçok yerde görüyorum. Mezarlıklar Müdürlüğü mahalleye dönüşe köyleri geziyor. Kendi gözleriyle görüyorlar hangi köylere öncelik evet. Verilmesi gerektiğini. Biz bu köyde de aynı sorun olduğunu belirtiyoruz. Altyapımız yok. Park yararımız yok. Onu gündeme getirdik muhtar. Tekrar dinletmeyelim. Arkadaşlar kısacası hizmette unutulan bir mahallede röportaj yaptık. Hizmet beklediğini belirtiyoruz. Evet. Kahramanmaraş İl Milletvekillerini de bu konuda göreve davet ediyorum. Mutlaka bu altyapı ve altyapı kanalizasyon, sokakların parke taşı tamamlanmalı. Her çocuğun hakkıdır diyoruz çocuk parkında oynamak. Evet. İşte muhtarın da yeni bir evladı olmuş. Evet. Muhtarımın çocuğunun da hakkı bu çocuk parkında oynamak. Çocukluğunu her çocuk yaşamalı. Nasıl? Diyordu ki daha önce şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakkı sahibi olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası hem pazarca hem Kahramanmaraş'a bağlı bir ne? Mahalle oldu diyoruz. Tabii. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için, gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için, gazetemizi maddi olarak desteklediği için teşekkür ediyoruz. Tamam. Biz size teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz.